Kendilerini bir defa görmüş ve hoşlanmıştım. Gayet yakışıklıydı. Ateş gibi gözleri vardı. Alev alev yanıyorlardı. Ama evlenemezdim. Zira ben Faruk'u seviyordum. Tarih savaşları ve barışları yazar ama kalp yaralarıyla pek ilgilenmez. Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk'ün adı geçtiğinde hep milli mücadeleden bahsedilir. Ancak atamızın kalbinde yaşanan, kimsenin bilmediği başka bir mücadele daha vardı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlık kızına onun adını verecek kadar çok sevdiği Sabiha Sultan'ın hikayesi. 36. Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin, 4 Temmuz 1918'de 57 yaşında tahta çıktığında 3 kızı ve 1 oğlu vardı. Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Sabiha Sultan ve Mehmet Ertuğrul Efendi. Ama Sultan Vahdettin için bunlardan birinin yeri ayrıydı. Sabiha Sultan. 3 kızının en küçüğü olan Sabiha Sultan, padişah babasının sadece en sevdiği evladı değil, hep en yakınındaki, en güvendiği ve mahremini paylaştığı bir sırdaşıydı. Sabiha Sultan 19 Mart 1894'te İstanbul'da doğdu. Annesi Sultan Vahdettin'in ilk eşi olan Emine Nazikeda kadın efendidir. Batılı bir prenses gibi yetiştirilmiş, Avrupalı hocalardan piyano dersleri almış, eğitimine büyük özen gösterilmişti. Zeki ve akıllıydı. Sultan Vahdettin tahta çıktığında 24 yaşında, güzelliği dillere destan, Osmanlı sarayının gözdesiydi. Onu tanıyanlar, Osmanlı ailesinin diğer kadınları gibi olmadığını söylerlerdi. Ona hayranlığını gizleyemeyen ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı da Sabiha Sultan'ı farklı bir sultan olarak tarif etmiştir. Sadece Yahya Kemal değil, o dönemde henüz bekar olan Sabiha Sultan'ın pek çok hayranı ve günden güne artan birçok da talibi vardı. Bunlar arasında Hamidiye kahramanı Hüseyin Rauf Orbay ve İran Şahı Ahmet Kaçarhan da bulunmaktaydı. Sultan Vahdettin, kızına talip olan İran Şahı'na, Sünni bir İslam halifesi, kızını Şii bir hükümdara veremez diyerek isteğini geri çevirmişti. İşte tam da bu dönemde Sabiha Sultan'a sürpriz bir talip daha ortaya çıktı. Çanakkale Zaferi'nin mimarlarından Anafartalar kahramanı, dönemin en meşhur paşası Mustafa Kemal Paşa. Sultan Vahdettin Mustafa Kemal Paşa ile veliahtlığı zamanında tanışmıştı. Veliaht olarak Almanya İmparatorluğu'na 15 Aralık 1917 ve 5 Ocak 1918 tarihleri arasında yaptığı ziyarette, o zaman Tuğgeneral rütbesinde geleceği parlak genç bir paşa olan Mustafa Kemal Paşa da katılmış, Vahdettin bu gezi sırasında Mustafa Kemal Paşa'yı yakından tanıyarak kişiliğine, bilgi ve yeteneklerine hayran kalmıştı. Bu nedenle kısa bir süre sonra padişah olunca da yanına Fahri Yaver olarak atamıştı. Mustafa Kemal Paşa da her zamanki gibi cesur davranarak, kimseyi araya koymadan Sabiha Sultan'ı bizzat babasından, yani padişahtan istedi. Sultan Vahdettin'in gönlü bu evlilikten yana olsa da kararı kızına bıraktı ve kızına ''Bu hususta kararımı tek başıma veremem, sen nasıl istersen öyle yapacağım.'' dedi. Ancak neticede bu evlilik gerçekleşemedi. Sabiha Sultan bunun nedenini o günlerden 40 yıl sonra bir dönem başbakanlık da yapmış olan dünürü Suat Hayri Ürgüplü'nün kaleme aldığı hatıratında cevaplamıştı. ''Duyduğumuza göre Mustafa Kemal Paşa sizi istemiş, doğru mudur?'' ''Evet, istemiş. Kendisi benimle konuşmuş değildir. Ama ben çekindim ve istemedim. Zira önümde hiç de iyi örnek olmayan Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın evliliği vardı. Sonra tanınmış bir kumandanla aile hayatı kurabileceğime inancım yoktu. Kendilerini bir defa görmüş ve hoşlanmıştım. Gayet yakışıklıydı. Ateş gibi gözleri vardı. Alev alev yanıyorlardı. Ama evlenemezdim. Zira ben Faruk'u seviyordum. Sabiha Sultan'ın uğruna Mustafa Kemal Paşa'yı reddettiği kişi
aynı zamanda kuzeni de olan son halife Abdülmecit Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi'ydi. Sabiha Sultan'dan 4 yaş küçük olan Ömer Faruk Efendi askeri eğitim için yurt dışına gönderilmiş, Viyana Theresianum Koleji'ni ve Prusya Potsdam Harp Akademisi'ni bitirmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında önce Galiçya, ardından da Verdun cephesinde Alman ordusu saflarında savaşmış, kanlı çatışmalara katılmıştı. Buralardaki üstün başarıları nedeniyle Almanya'nın 2 büyük madalyasını almıştı. 1.85 boyunda Avrupa saraylarında pek çok kadının ilgisini çekecek kadar yakışıklı, ince zevkleri olan, aynı zamanda çapkın bir şehzadeydi. Savaştan sonra İstanbul'a dönmüş ve 1919 yılında 21 yaşındayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığına seçilmişti. Sabiha Sultan'la Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin nikahları 1919'un 5 aralığında Topkapı Sarayı'nda, düğünleri de 29 Nisan 1920'de Yıldız Sarayı'nda yapıldı. Mustafa Kemal Paşa ise o sıralarda Anadolu'ya geçmiş, ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için milli mücadeleyi başlatma çabası içindeydi. Anlatılanlara göre bu evlilik haberini işittiğinde suskun kalmış, neler hissettiğini kimseye anlatmamıştır. Mustafa Kemal Paşa Sabiha Sultan'ı gerçekten sevmiş miydi? Bunu kimse bilmiyor. Ama şu var ki 1925 yılında evlatlık olarak aldığı ve eğitimine özel ilgi gösterdiği manevi kızı Sabiha Gökçen'e Sabiha ismini vermesi, Sabiha Sultan'ın atamızın kalbinde derin bir yer ettiğinin bir göstergesiydi. Olaylar farklı bir şekilde gelişse ve Sabiha Sultan Mustafa Kemal Paşa'nın teklifine evet demiş olsaydı, tarih nasıl yazılırdı kim bilir. Sabiha Sultan'a gelince, 1924 yılında Osmanlı Hanedanı'nın diğer fertleriyle birlikte sürgün edildi. Birkaç ay İsviçre'de, sonra Fransa'da ve ardından Mısır'da yaşadı. 3 kızı oldu ve kızlarının üçünü de Mısır Hidiv ailesinin fertleriyle evlendirdi. 1948 yılında eşi Ömer Faruk Efendi'den boşandı ve bir daha hiç evlenmedi. 1952'de Osmanlı Hanedanı'nın hanım mensuplarının Türkiye'ye dönüşüne izin verilmesi üzerine ülkesine döndü ve Türk vatandaşlığına geçti. İstanbul'a yerleşen Sabiha Sultan Osmanoğlu soyadını aldı. 26 Ağustos 1971'de kızı Hanzade Sultan'ın Yeniköy'deki yalısında vefat etti. Padişah kızı olarak başladığı bu hayata, Mustafa Kemal Atatürk'ün çabalarıyla bir cumhuriyet kadını olarak veda etmişti.